Sevgili anneler babalar, e, bu videoda da sizlerden gelen soruları cevaplamaya devam edeceğim. İlk sorum şöyle: Hocam diyor, sizin videolarınızı da izledik M ve nın seslerini çocuğumuz e, dediğiniz tavsiye ettiğiniz şeyleri yaptık ama hala karıştırıyor. Bakın sevgili anneler babalar, e, hemen bir kere göstermekle, bir kere işte kart hazırlamakla bu işler olmuyor. Öğrenme dediğimiz şey böyle bir şey. Yani biraz sabır gerektiren bir şey. Bakın her okuduğu burada ben sizlere bir metin hazırladım. Bu metin içerisinde m ve n sesi var. Gördünüz mü? Ve bakın metni okurken kenarına mutlaka ve mutlaka m ve n sesini ayırt etmesi için ne resmi yaptıysanız yine o resimleri mutlaka kenarına yaptırın. Bakın gördünüz mü? Ve... Her ihtiyaç duyduğunda çocuğunuz o resme gidip baksın, o sesi çıkarsın. Ne zamana kadar? Çocuğunuz bunları ayırt edene kadar. Peki bir başka e, e, anne şöyle yazmış. Hocam sesleri unutuyor. Hala unutuyor. Bakın. E, sesleri unutuyorsa bile son ses, yi öğrendiler, ayın yi sesini öğrendiler. E, unutuyorsa bile yine Bakın ben burada bir ay resmi çizmişim. Yanına da ay yazmışım. Çocuğunuzda bırakın. Mesela bu yi sesi için siz hangi sembolü kullandıysanız ve oraya da yi sesini yaptıysanız yine o sembolü, o resmi yapsın, yanına yazsın. İhtiyaç duydukça baksın. Aynı şey b ve d sesi için. Buraya yazmayı unutmuşuz. Hemen onu yapı verelim. Aynı şey. Evet. B ve d sesi için geçerli. Görüyor muyuz? Evet, ee, burada da yine çocuk bunları ne zaman kendisi ayırt ediyorsa işte o zaman ne yapacaksınız artık bunu yapmamaya başlayabilir bir de lütfen şunu unutmayın hecelemek çok güzel işe yarıyor ne için biliyor musunuz tam da e, gördüğünü okumak açısından evet bir videonun daha sonuna geldik bir başka videoda buluşmak üzere hoşçakalın